Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız Realme C11'in incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu telefon ülkemize 2600 lira gibi bir fiyattan satışa sunuldu. Şimdi bu telefonu 2600 liraya değecek mi, değmeyecek mi? Bunu sizlerle paylaşacağız. Gerçi hemen en baştan aslında söyleyelim arkadaşlar. 2600 lira değil ama biraz daha ucuz olsa belki diyelim. Çünkü bunun sebeplerinde bu çünküyü şimdi açacağız. Sizlere neden olduğunu söyleyeceğiz. Evet, dilerseniz ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım incelememize. Şöyle dışarıdan baktığımız zaman arkadaşlar direkt olarak dikkatimizi çeken şey aslında alt çerçevenin kalınlığı. Hani uçtan uca ekran tasarımına gitmeselermiş de alt tarafa bir buton koysalarmış, koyarlarmış. Çünkü o derece kalın bir çerçeve bulunuyor bu telefonda. Yan çerçevelere baktığımız zaman o kadar kalın olmadığını görüyoruz. Yani yan çerçeveler Allah için ince. Üst çerçeve de gayet orantılı ama alt çerçeve arkadaşlar hayli kalın. Bunu hemen incelememizin başında söyleyeyim. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu, sol tarafta ise sim kart girişinin bulunduğunu görüyoruz. Alt tarafa baktığımızda burada mikro 2 girişi görüyoruz arkadaşlar. Artık günümüzde bu girişi kullanan telefon kalmadı. Hepsi Type-C'ye döndü. Burada mikro 2 görmek açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Onun hemen yan tarafında da 3.5 milimetrelik kulaklık jack'ımız yer alıyor. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde biraz büyük yazılmış Realme logosunu görüyoruz. Zaten artık Realme'nin yeni telefonlarında biliyorsunuz bu şekil bir logo yazılımı var. Hatta bazı modellerinde koskocaman burada arka tarafta biraz böyle şeffaf bir şekilde Realme yazdığı da oluyor. Fakat bu modeller herhalde ülkemizde şu anda satışa sunulmuş değil. Burada çift ana kameradan oluşan bir modül görüyoruz. Dikdörtgen şeklinde yapmışlar bu modülü. Aslında dışarıdan bakıldığında sanki böyle 3-4 kamera varmış gibi hissediyorsunuz. Ama böyle yakından baktığımız zaman çift ana kameranın bulunduğunu görüyoruz. Artık günümüzde orta segmentte bile aslında çift ana kamera kullanan çok fazla telefon kalmadı. Hepsine baktığımız zaman 3-4 ana kamera kullanıyorlar ki Realme'nin ülkemize ilk getirdiği 5i, 6i gibi modellerinde de 4 ana kamera vardı. Ki fiyatları da hemen hemen C11 ile aynı arkadaşlar. Dolayısıyla burada C11'in 2600 lira, 2500 lira gibi bir etikete sahip olmuş olması bizi biraz şaşırttı. Bu yüzden çünkü Realme kendiyle çelişiyor. Yani C11'den daha iyi telefonları daha ucuza satıyor. Ama C11'i nedense biraz pahalıya getirdi ülkemize. Bu telefonun yurt dışı fiyatı da 130 euro falandı. Baktığımız zaman arada ne kadar kur koyun, ne kadar vergi koyun bayağı bir fark oluyor arkadaşlar. Gelelim telefonumuzun ekranına arkadaşlar. 6.5 inçlik 720x1560 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir panel var bu telefonda. Telefonun ekranının parlaklığı kötü değil. Yani baktığımız zaman gün ışığında olsun, kapalı ortamda zaten sıkıntı çıkmıyor ama gün ışığında bile rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Hani parlaklık değerleri vesaire kötü değil. Fakat burada şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Baktığınız zaman telefonun arka kısmında herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Power butonunun üzerinde de bir parmak izi okuyucusu butonu yok. Diyeceksiniz ki ekran altında mı var acaba? Tabii ki hayır. Çünkü IPS LCD ekranlarda zaten ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman da telefonda bir parmak izi okuyucusu yok. Ne var? Sadece biyometrik koruma olarak yüz tanıma sistemi var. Yüz tanıma sistemini de ön tarafta yer alan kamerasıyla gerçekleştiriyor. Yani herhangi bir sensör vesaire söz konusu da değil. Ön kamerayla fotoğrafınızı gösterseniz onunla bile açıyor zaten kilidi. Dolayısıyla biyometrik koruma tarafında telefonun biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Peki bu telefonda hangi yonga seti bulunuyor? Gelelim bu soruya. Realme bu modelinde MediaTek tarafından üretilmiş olan G35 yonga setini kullanmış. Bu yonga setine 2 GB'lık RAM eşlik ediyor arkadaşlar. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 32 GB'lık bir yerin olduğunu görüyoruz. Tabi microSD desteği sayesinde bu alanı arttırabilirsiniz. Fakat burada da eleştirmemiz gereken bazı noktalar mevcut. Bir kere kullanılan yonga seti eski. 12 nanometrelik bir teknoloji söz konusu ki bu teknoloji artık çok eskide kaldı. Günümüzde orta segment modellerde 8-9 nanometreler kullanılıyor ki bu kullanılan yonga setleri de maliyeti çok fazla arttırmıyor. Baktığımız zaman 3000 liraya
bu Yongo setlerinin bulunduğu cihazları alabiliyorsunuz. Gelelim RAM miktarına. RAM miktarı 2 GB. Yani 4 GB tamam, kabul edilebilir diyoruz. 4 GB'lık RAM şu anda hani çalıştırmayacağı oyun yok. Böyle uygulamaların açmasında vesaire çok fazla gecikmeye neden olmuyor. Yani günü kurtaracak bir kapasite olduğunu değerlendiriyoruz. Fakat 2 GB düşük arkadaşlar. Ki 2600 lira, 2500 liralara sattığınız bir telefonda 2 GB RAM'in olması gerçekten biraz abeste iştigal kaçmış. Gelelim telefonumuzun kamerasına arkadaşlar. Dediğim gibi arka tarafta çift ana kameralı bir modül var. Burada 13 megapiksellik bir geniş açılı kameraya 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa baktığımızda da yine 5 megapiksellik geniş açılı bir kameranın olduğunu görüyoruz. Tabii burada akıllara gelen şu. Bu kameranın performansı nasıl? Dilerseniz şimdi önce bir canlı video çekimi yapalım. Şöyle telefonun ön kamerasını kendime çevireyim. Evet arkadaşlar, şu anda Realme C11'in ön kamerasıyla bir çekim gerçekleştiriyorum. Bakın şurada kuşumuz var. Zoom yapıyorum bakalım. Evet, zoom yapmıyor gördüğünüz gibi. Ön kamera, dijital zoom yok. Şöyle ben kendimi yakınlaştırayım. Kuş orada duruyor. Evet, şöyle hızlı bir iki geçiş yapayım bakalım. Bir yırtılma, böyle görüntüde dalgalanmalar oluyor mu? Ona bir bakın. Şöyle yapalım. Benim ekrandan gördüğüm kadarıyla bayağı bir dalgalanma oldu. Ama bakalım ekrandan ziyade bunu belleğe attığımızda nasıl bir görüntü karşımıza çıkacak, beraber göreceğiz. Evet, şimdi de dilerseniz ön kamerayla kaydı durdurduktan sonra bir de arka kameraya geçelim. Hemen Oğuz'cum bir yardım alayım senden. Evet arkadaşlar, şu anda da C11'in arka kamerasındayız. C11'in ana kamerasıyla yaptığımız çekimlerde ise görüntü ve ses performansı bu şekilde. Yine biraz telefonu sallayalım bakalım. Görüntüde çok fazla aşırı yırtılma vesaire oluyormuş. Şöyle kuşu göstereyim yine. Yani görüntünün ne derece kaliteli olduğuna yine siz karar vereceksiniz diyelim. Evet, videoları gösterdikten sonra şimdi sıra geldi bu telefonla çektiğimiz fotoğraflara. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet, sırada telefonumuzun bataryası var ki Realme C11'in en sağlam yönü zaten bataryası. Bu telefonda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yani RAM düşük, Yonga seti eski, kamera çözünürlükleri vesaire çok iyi değil ama bataryası gerçekten iyi. 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu. Eğer ben telefonu şarj edeyim, böyle işte şarjı 2-3 gün gitsin diyorsanız Realme C11 bu konuda iddialı bir model. Ama öyle gün içerisinde çok fazla oyun vesaire oynamamanız gerekiyor. Yoksa telefonun şarjı yine bir günü zor çıkartabilir. Fakat çok fazla oyun oynamadığınızda işte sosyal medyadaki görüntülenmenize falan da bağlı olarak şarj süresi 2-3 güne kadar uzuyor. Yani atıyorum günde böyle 3-4 saat sosyal medyada takılıyorsanız işte Instagram olur, Facebook olur, WhatsApp olur fark etmez. Onun dışında böyle gündelik konuşmalarınızı yapıyorsanız telefonun şarjı rahat rahat 2 günü deviriyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi bu telefonun çıkış fiyatı 2500-2600 lira seviyelerindeydi. Fakat ben düşeceğine inanıyorum. Çünkü bu fiyat seviyelerine tutunması çok zor bu telefonun. Muhtemelen Realme bu telefonun, bu cihazın fiyatını 2000 liralara çekecektir arkadaşlar. Çünkü hani 2000 liraya bu telefon alınabilir deriz. Mevcut şartlarımızı zaten biliyoruz. Artık telefon fiyatları aldı başını gitti. Ama 2600 lira dediğiniz zaman 2600 lira seviyelerine bu telefondan çok daha iyisini alabilirsiniz. O yüzden de hani daha farklı opsiyonlara yönelmek daha iyi olacaktır diyebiliriz. Şimdi şunu da dipnot olarak belirtelim sizlere. Piyasada hem 2 GB'lık hem de 3 GB'lık versiyonlar var arkadaşlar. Türkiye'ye gelen, yani Realme garantisinde gelen telefonun RAM'i 3 GB. Distribütörlerin getirdiği ve daha ucuza satılan cihazların ise RAM'i 2 GB. Alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bizim elimizdeki telefonun RAM'i 3 GB. Fakat dediğim gibi internette satılan bazı telefonlarda 2 GB RAM de mevcut. Buna dikkat etmeniz lazım. 3 GB RAM yine bir şekilde günü kurtaracaktır. Yani Realme'nin şu anda garantili olarak sattığı, Realme Türkiye garantisinde satılan cihazlar bir şekilde RAM tarafında günü kurtaracaktır. Ama 2 GB'lık cihazların ben hani günü çok da kurtaracağını
sanmıyorum arkadaşlar. Yani RAM olayına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.